Aslında yayın öncesi sorulardan bir tanesi, gerçi bugün bayağı işledik ama bir tane açık kaldı. O da son 2-3 dakikadayız. Evet, 2 dakikada cevaplayabilirsek. Soru şu şekilde: karısını aldatan ve buna rağmen onunla boşanmak istemeyen kocanın cezası nedir? Yani bu da bir ilginç bir soru aslında. İlginç soru efendim. Böyle şimdi o aldatıyor mu aldatmıyor, biz onu nereden bileceğiz? Eğer aldatıyorsa Kur'an-ı Kerim diyor ki 4 tane şahit lazım. Eğer öyle bir şey varsa. Böyle arkadaşın Nur suresini okuması lazım. İslam bugünlerde bu dedikodu yapan insanlardan yana değildir. İslam insanların iffetini ve namusunu, izzetini korumak istiyor. Nitekim Allah-u Teala bu olay için diyor ki eğer birisini suçlayacaksan 4 tane şahit lazım efendim. O diyecek ki ben bunu bu kötü durumda kendi gözlerimle mi gördüm? Eğer 3 kişi gördüyse ve 4. kişi diyorsa ben her ikisini çıplak yatarken gördüm. İslam diyor ki o 3 kişiye kırpaç vurulacak efendim. Tamam mı? 80 kırpaç. Onun için bu o kadar yani kolay bir olay değil. Efendim o aldatıyor efendim Uğur'da diyor ki onun cezası nedir? Onu eğer aldatma varsa, eğer onun bir şey varsa, madem ki kocası o kadar kötü veya hanım o kadar kötüyse, o zaman aldatıcı birisiyle beraber kalmaktansa, onu ne diyeyim, kadın da ne diyeyim, boşanma davası açabilir. Demin Doktor Gafar beni anlattı gibi. Kadın kötüyse erkek de onun ne diyeyim, ayrılabilir efendim. Evet, ceza